Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencileri. Bugün deneme sınavımızın cevaplarını beraber hazırlayacağız. 27 Temmuz 2017 diye başlayan birinci sorumuzla başlıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı meydana geldi. Dolu ve yağmur hayatı felç etti. Yüzlerce ev, iş yeri, araç hasar gördü. Avrasya Tüneli kapandı. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar kalkamadı. Deniz ulaşımı felç oldu. Metrekareye 30 ila 40 kilogram yağış kaydedildi. 16 Eylül 2017, 2 Ekim 2017. Fransa, Porto Rico, Dominika Adası, Bahamalar ve Karayip Adalarında meydana gelen Maria kasırgasında 3507 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın hızı yaklaşık 202 kilometre bölü saat idi. Kasırganın kategorisi 3'ten 5'e çıktı. Bu yükselişin nedeni deniz seviyesi ısısının normalden 1 ya da 2 derece yüksek olmasıdır. Yukarıda farklı bölgelerde meydana gelen doğa olayları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerde meydana gelen hasar ve çevreyi nasıl etkilediği belirtilmiştir. Bölgelerdeki doğa olaylarının meydana gelmesine neden olan durum, bu duruma karşı alınması gereken önlemlerle ilgili seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi çocuklar yukarıdaki metni çok dikkatli bir şekilde okuduktan sonra normalde olmayacak bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer normalde olmayan bir durum ortaya çıkmışsa D seçeneğindeki gibi küresel iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Sözü edilen doğa olaylarının nedeni küresel iklim değişikliğidir demiş A seçeneğinde. Doğru. Verilen doğa olaylarının başka yerlerde de meydana gelmemesi için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. C seçeneği bu. Burada da küresel iklim değişikliğinin ağaçlandırma yapılarak önüne geçilebileceği belirtilmiş. B'de ise verilen doğa olaylarının neden olan durumu engellemek mümkün değildir diye söylemiş. Küresel iklim değişikliği için alınabilecek tedbirler olduğunu bildiğimiz için cevap B seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuzda bir basınç sorumuz var. Özdeş küplerle oluşturulmuş farklı sayılarda bir araya getirilerek oluşturulan KLM cisimlerinin zeminde oluşturduğu basınç grafik üzerinde gösterilmiştir. Bazı durumlar vermiş. Buradaki basınçları karşılaştırmamızı istemiş bizden. Hemen bakalım. K cisminin üzerine L cismini yerleştirirsek toplam ağırlığımız 8 olur. Yere değen taban alanı ise K'nın taban alanı olacağı için 1 olur. Bu durumda basıncın yaklaşık 8 olduğunu söyleyebiliriz. M cisminin üzerine K cismini yerleştirerek bir düzenek oluşturursak toplam ağırlığımız 11 olur. Yere değen taban alanı 3 olur. Bu durumda yaklaşık 3 civarı bir basınçtan söz edebiliriz. L cisminin üzerine K cismini yerleştirirsek ağırlığımız 8, taban alanımız bu sefer 2 olmuş olur ki bu da basıncın 4 olması demektir. En büyük basınç K cismini L'nin üzerine koyduğumuzdaki yani P1 basıncıdır. Sonra 3 numaralı basınç gelir. En düşük basınç da 2 numaralı basınç olmalıdır deriz. Üçüncü soruda bir paragraf sorusu var. Son dakika haberi bilimde yeni buluşlar diye yazmış. Bu tür sorular bildiğiniz üzere örnek sorularda da karşımıza çıkıyor. Her denememizde de mutlaka oluyor. Bilindiği üzere plastiklerin oluşturduğu dev çöp yığınları ve atıklar geleceğimizi tehdit etmektedir. 65 yıl önce başlayan plastik üretiminin günümüze kadar olan miktarı yaklaşık 8,3 milyar tondur. Bunun %70'i çöptedir. Sadece karada değil, denizde de plastik atıklar sorun olmaktadır. Bu konuda araştırmalar yapan Pakistanlı bilim insanları bir çöplükte yeni bir mantar türü keşfettiler. Bu mantar türleri plastiklerin üzerinde kolonileşmişlerdir. Birkaç hafta içinde üstünde kolonileştikleri plastikleri parçaladıkları gözlemlemiş, salgıladıkları bir enzimin plastiği oluşturan kimyasal bağı imha ettikleri düşünülmektedir. Bilim insanları bu enzimin oluşmasını sağlayan gen yapısını tespit etmeye çalışıyor. Gen tespit edildikten sonra endüstriyel olarak üretilip okyanustaki mantar türlerine aktarılarak plastik atık kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor. Şimdi son cümle bize zaten ipucu veriyor arkadaşlar. Diyor ki mantar türüne aktarılarak ne yapılıyormuş? Gen aktarılıyormuş. Bu durumda gen aktarımını bulmalıyız. C seçeneğinde biyoteknoloji ve gen aktarımı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuz periyodik tablo sorusu. Simge öğretmen elementler ve periyodik cetvel konusunda öğrencilerine sorular yöneltmiştir. Yöneltilen soruları vermiş.
Diyor ki cevaplardan aşağıdaki seçeneklerden hangisi hatalıdır? Periyodik cetvel kaç grup ve periyottan oluşmaktadır sorusunun cevabı A seçeneğinde. Periyodik cetvelde 8 tane A grubu ve 10 tane B grubu olmak üzere 18 grup ve 7 periyot vardır demiş. O halde bu kısım hatalı değil. B'ye geldim. Periyodik cetvelde elementler hangi kurala göre yerleştirilmiştir? Elementler periyodik cetvelde artan atom numaralarına göre yerleştirilmiştir diyor B seçeneği. O zaman burada da bir hatamız yok. Çünkü elementler artan atom numaralarına göre yer alır periyodik tablo üzerinde. Periyodik cetvelde elementler kaç gruba ayrılarak sınıflandırılmıştır sorusunun cevabı da C'de. Periyodik cetvelde elementler metaller, ametaller, yarı metaller olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır demiş. Periyodik cetvelin tarihsel gelişiminde çalışmalarıyla katkı sağlayan bilim insanlarına örnek veriniz. D seçeneğinde bu bilim insanını Gregor Mendel olarak vermiş. Gregor Mendel çaprazlamalarda yer almıştı. Dolayısıyla bir genetik bilimcisidir. Cevabımız Denizli olacak. Beşinci soruda periyodik cetvelde bulunan elementler benzer kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmıştır diyor. Aşağıdaki tabloda periyodik cetvelde bulunan bazı elementlerin ait oldukları sınıflar verilmiştir. Bize hatalı olanı sormuş. A seçeneğinde X elementi mat görünümlüdür diyor. Ametaller mat görünümlüdür. O yüzden doğru. Z elementi kolay şekil alabilir ve tel ve lev haline getirilebilir. Z elementine ne dedik? Metal dedik soruda. Dolayısıyla tel ve lev haline gelebilir, kolay şekil alabilir ifadesi doğru. C seçeneğinde Y elementi oda sıcaklığında katı sıvı veya gaz halde bulunur. Y elementinin bir soy gaz olduğunu söylemiş. Soy gaz adı üzerinde gazdır. Katı veya sıvı olamaz. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. D'de de zaten T'nin sıvı elektriği iyi iletmediğini söylemiş. Ametaller sıvı elektriği iyi iletmezler. Bu da doğru. Altıncı soruda. Anne ve babaların sahip oldukları özellikler kromozomlar üzerinde yer alan genlerle yavru bireylere aktarılır. Canlıya ait özelliklerin yavruya aktarılmasına kalıtım, nesilden nesile aktarılabilen özelliklere ise kalıtsal özellikler denir. Göz rengi, saç şekli, kan grubu, boy uzunluğu kalıtsal karakterlere örnek olarak verilebilir. Her ikisi de uzun boylu olan Sultan Verhan ailesinin oğulları Ayaz kısa boyludur. Bu durumla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Eğer uzun boyluluk geninin baskın olduğunu söylüyorsa soruda Ayaz'ın kısa boylu olduğu için çekinik karaktere sahip olması gerekir. Bu sebeple birinci ifademiz doğru. Kısa boy geni çekinik gen olarak hem Sultan Hanım'da hem de Erhan Bey'de bulunmaktadır. Ve küçük huy küçük huğunun olabilmesi için birisini annesinden birisini de babasından alması gerekir. O yüzden bu ifademiz de doğru. Sultan Hanım'ın boy uzunluğu büyük huğu büyük huğudur. Eğer böyle olmuş olsaydı Ayaz'a küçük U veremezdi. O yüzden bu ifademiz yanlış. 1 ve 2 cevap C seçeneği. 7. soruda fiziksel ve kimyasal değişim sorusunda farklı olanı sormuş. Demir çubuğun paslanması kimyasal bir değişimdir. Bir yanma tepkimesidir. B seçeneğinde sütün yoğurda dönüşmesi kimyasal bir değişimdir. C seçeneğinde hidrojen molekülleriyle oksijen moleküllerinin su oluşturması kimyasal bir değişimdir. Ancak D seçeneğinde buzun ısı vererek su haline gelmesi fiziksel bir değişikliktir. Hal değişimlerini fiziksel değişim olarak kabul ederiz. Cevabımız D seçeneğidir. 8. soruda dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi, güney yarımkürede ilkbahar mevsimi başlangıcıdır. Buradaki tarihi soruyor bize. 23 Eylül tarihi kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. Aynı zamanda ekinoks tarihidir. Gece gündüz süresi eşittir. Güney yarımkürede kış mevsimi başlangıcıdır diye söylemiş. Güney yarımkürede kışın başladığı tarih ise 21 Haziran'dır. Bu durumda doğru cevap da A seçeneği olmalıdır. 9. sorumuz bir modifikasyon sorusu. Ortanca bitkisi tohumlarını asidik ortama ektiğinde mavi, bazik ortama ektiğinde kırmızı renkli ortanca oluşuyor. Bu anlattığı ifade tamamen modifikasyonu tarif eder. A seçeneğinde oluşturulan düzenekteki bitkilerde modifikasyon olayı gözlemlenmiştir ifadesi doğru. C seçeneğinde ortanca bitkisinin gen yapısında değil genin işleyişinde değişim meydana gelmiştir. Bu da modifikasyonun tarifi doğru. Ortanca bitkisinde meydana gelen değişim kalıtsal değildir. Modifikasyon kalıtsal değildir. Ortam değiştirdiğinde
düzelebilir. O yüzden bu da doğru. Oluşturulan düzenekteki bitkilerde mutasyon olayı gözlemlenmiştir. Bunun mutasyon olmadığını bildiğimize göre cevap B seçeneği olmalı. 10. soruda bir adaptasyon örneği verilmiş. Gördüğünüz gibi kutup bölgesinde yaşayan iki farklı canlı türüne ait görsel verilmiştir. Kazandığı ortak özelliklerden değildir diyor. Bu iki canlımız da deri altında yal depolar, soğuk havada yaşamını devam ettirebilmek için. Kürk rengi beyazdır. Kulak ve kuyruklarının uzun ve sivri olması sıcak iklim hayvanlarında geçerlidir. Kuyruk ve parmak gibi uzantılarının kısa olması da bu iki canlımızın özelliğidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 11. soruda DNA'nın yapısıyla ilgili bir şema verilmiş. DNA kendini eşlerken her zaman adenin nükleotiti, timin nükleotiti ile sitozin nükleotiti, guanin nükleotiti ile karşı karşıya gelir. Nükleotitlerin bu şekilde eşlenmesinin nedeni seçeneklerin hangisinde doğru yazılmıştır diyor. Hemen A seçeneğinden okumaya başlayalım. DNA molekülünde nükleotitlerin belirli bir kurala göre dizilmesi doğru seçeneğimiz olacak. Cevap A olmalı diyoruz. 12. soruda 1. X kısmında sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olup olmadığını kıyaslamamızı istemiş. Bu durumda sıvının yoğunluğu dışındaki koşulların eşit olması lazım. Basıncı etkileyen koşullar nelerdir? Derinlik ve yoğunluk. Yoğunluklarını kıyaslayacaksam derinliklerinin aynı olmasını beklerim. Yani L ve M kaplarında derinlikler aynı, yoğunluklar farklı. Diğerinde ise derinliğe bağlılığını kıyaslayacakmışım. Bu durumda yoğunluğunun aynı olmasını, derinliğinin farklı olmasını beklerim. Bu da K ve M kaplarını kıyaslamam demektir. Doğru cevap D seçeneği olmalı. 13. soruda bir DNA şekli vermiş. Diyor ki bu DNA'nın hangi bölümlerinde mutasyon meydana gelmiş olma olasılığı daha fazladır? Mutasyonun olması demek eşleşmenin yanlış olması demek olabilir bu şekil için. Hemen bakıyorum. Adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına adenin gelmiş. Burada bir yanlışlık var. Çünkü sitozinle guanin eşleşmeli. İkinci de adeninin karşısına sitozin gelmiş. Burada bir yanlışlık var. Burada da mutasyon olabilir. Üçüncü de adeninin karşısına timin gelmiş ama ikinci satırdaki adeninin karşısına da guanin gelmiş. Burada da bir yanlışlık var. Dördüncü de guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına da timin geldiği için burada bir yanlışlık yok. 1, 2, 3'te yanlışlık var. Cevap D olmalı. Ortama uyum sağlayabilen canlılarda aynı tür içerisinde çeşitlilik görülür demiş 14. sorunun A kısmında. Ortama uyum sağlayabilen canlılarda çeşitlilik olması varyasyon demektir. Yaşadıkları ortama iyi uyum sağlayan canlılar yaşamlarını devam ettirebilirken uyum sağlayamayanlar yaşamdan elenir derken de doğal seçilimi anlatıyor. Şıklarda biz yanlış olanı arıyoruz. A harfiyle ifade edilen kavrama örnek olarak hızlı koşan tavşanların kurtulması, yavaş koşan tavşanların av olması gösterilebilir. Buradaki ifade doğal seçilimi anlatıyor, yani B'ye örnek olabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yine bir fiziksel kimyasal değişim sorusu. Makasla kesilerek dört parçaya ayrılıyor ifadesi, yani yıldız ifadesi fiziksel bir değişikliktir. İkiye katlanıyor ifadesi yine fiziksel bir değişikliktir. Kibritle yarısı yakılıyor diyor. Yanma kimyasal bir değişikliktir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olmalıdır. 16. sorumuzda yine bir katı basıncı sorumuz var. Merve okulda işlediği katıların basıncı konusunu evde deney yaparak gözlemlemek istiyor. Topuklu ve babet ayakkabılarını büyükçe özdeşik iki süngerin üzerine bırakarak süngerlerde meydana gelen batma miktarlarını ölçüyor. Merve deneyin sonucunda yaptığı ölçümlerde topuklu ayakkabının süngerde daha fazla battığını gözlemliyor. Merve yaptığı bu deney ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabilir diye sormuş. Şimdi burada bizim değiştirdiğimiz şey katı basıncının yüzey alanıdır. Katı basıncı cismin yüzey alanıyla ters orantılıdır demiş. A seçeneğimiz doğru. Katı basıncı cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. Burada esasında kütlelerinin aynı olduğunu belirtmesi gerekirdi. Biz aynı olduğunu kabul ediyoruz. Katı basıncı cismin temas ettiği yüzeyin cinsine bağlıdır. Yüzeyler aynı yüzeyler. Cismin cinsine bağlıdır ifadesi de yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. 17. sorumuzda klasik bir mevsimler sorusu. Dünyanın güneş etrafındaki dönme hareketi sırasında bulunduğu konumlar yukarıda verilmiştir. Dünyanın bulunduğu konumlara göre numaralandırılan yarım kürelerde yaşanan mevsimler
hangisinde doğru yazılmıştır diyor. Hemen bir numaraya bakıyoruz. Bir numarada Kuzey Yarımküre'yi gösteriyor. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi var. İki numarada Güney Yarımküre'yi gösteriyor. Güney Yarımküre bu konumda kış mevsimini yaşar. Üç numarada Kuzey Yarımküre'yi gösteriyor. Kuzey Yarımküre bu konumda sonbahar mevsimi yaşar. Dört numarada da yine Güney Yarımküre'yi gösteriyor. Güney Yarımküre burada yaz mevsimini yaşıyordur. 18. sorumuz, yukarıdaki resimlerde doğadaki elementlerden bazılarının günlük hayatta kullanım alanları verilmiştir. Bizden de hatalı olanı bulmamızı istiyor. Demir çatalı metal grubunu alıyoruz. Uçan balon, içinde helyum gazı olduğu için soy gaz olarak kabul ediyoruz. Neon yine bir soy gazdır. Gümüş yüzük, metal, azot gazı ve kükürtlü sabun da ametal olarak gruplandırıyoruz. 1 ve 4'te bulunan elementler yani metaller elektriği iyi iletir demiş A seçeneğinde doğru. 2 ve 3'te bulunan gazlar yani soy gazlar doğada kararlı yapıda bulunurlar doğru. 5 ve 6'da bulunan elementler elektrik ve ısıyı iyi iletmez ametaller iyi iletemiyordu doğru. 2 ve 3'te bulunan gazlar ile 5 ve 6'da bulunan elementler bir araya gelerek bileşik oluştururlar diyor. Soy gazların bileşik oluşturması mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Evet, Burak, Alper, Deniz ve Mine olmak üzere 4 arkadaş bazı fiziksel özelliklerini bir tablo oluşturarak yazıyor demiş. Bu tabloya ve verilen bilgilere göre seçenekteki yorumlardan hangisi yapılabilir? Şimdi burada Burak'ın kahverengi gözlü düz saçlı olduğunu, Alper'in yeşil gözlü kıvırcık saçlı olduğunu, Mine'nin yeşil gözlü düz saçlı olduğunu, Deniz'in ise kahverengi gözlü ve kıvırcık saçlı olduğunu söylemiş bize. Göz renginden koyu olan baskın, saçtan da kıvırcık saç baskın olarak söylemiş. Yorumlardan hangisini yapabiliriz diye soruyor. Bir özellik bakımından baskın gen bulunduran kişinin tüm özellikleri baskındır diyemeyiz. Örneğin Burak'ın gözleri kahverengi ama saçları düz. Biri baskın, biri çekinik bir özelliğe sahip. Bir özelliğin baskın olması çekinik başka bir özelliğin ortaya çıkmasını engellemez demiş. Yani kahverengi gözün baskın olması yeşil gözün ortaya çıkmasını engellemez demeye çalışmış. Çekinik genler bir araya geldiğinde çekinik özellikler de ortaya çıkabilir. Buradan cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleriz. 20. sorumuz ve son sorumuz bir bezelye sorusu. Sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumları yukarıda gösterilmiştir. Çaprazlama sonucu elde edilen bezelye tohumlarından hangileri kendi aralarında çaprazlandığında %50 oranında yeşil tohumlu bezelye elde edilir? Şimdi biz buradaki iki sarı tohumlu bezelyenin melez olduğunu söyleyebiliriz ki yeşil tohumlu bir bezelye ortaya çıkabilsin. Kendi aralarında bunlar çaprazlandığında yine yeşil tohum ortaya çıkabilmesi için bezelyelerimizden bir tanesinin mutlaka yeşil tohumlu olması gerekir. İçinde 4 olan seçeneği aradığımızda da A seçeneğini buluyoruz. Evet, sorularımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.